Herkese günaydın arkadaşlar. Otelimizde güne başladık. Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Çok keyifli olacak. Kısa kısa bilgi vermek gerekirse Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği yere gideceğiz. Kayıp şehir Petra'yı gezeceğiz. Lut Gölü'ne gideceğiz. Gerçekten çok güzel yerler. Otelimizde kahvaltı yapacağız. Sonra arabaya atlayıp dosdoğru yola gideceğiz. Her şeyi size tek tek anlatacağım. Şimdi kaldığımız otelde kahvaltı istediğiniz şekilde geliyor. Vejeteryan ya da isteğinizi söylüyorsunuz, getiriyorlar. Biz riski almayalım dedik. Yolumuz uzun, midemizi bozmayalım. Vejeteryan yumurta istedik. Böyle bir kahvaltı getiriyorlar. Burada yiyorsunuz. Öyle. Bunu da ek bilgi olarak vermek istedim. Otel kısmında kötü değil. Her gün burayı tercih edebilirsiniz. Merkezde kalınabilir bir otel. Bilginiz olsun. Evet, birinci gün otelden çıkıyorum şu anda. Arabayı bir yere park ettim. Yol kenarında orada burada durmasın diye bir otopark buldum. Ama umarım araba yerinde duruyordur. Cumaları mübarek gün. Burada çalışılmıyor. Bize buranın anahtarını verdi. Gir arabanı al. Anahtarı da oraya bırak ve git dedi. Hakikaten de böyle oldu ha. Sadece bizim arabamız var. Allah'ım ya. Nasıl yapılıyor ya? İşte Bluetooth'a bağlayacaksın. Hadi bir de bismillah. Şimdi nereye götürüyorsun bizi? Vallahi şu an Ürdün sokaklarındayız. Anam şu kümeslere bak. Aa, burada kesip kesip yiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Aha, Mehmet çok değişik bir yere geldik. Dikkat et, önüne de çarpmıyorum. Yok. Nereye gidiyoruz? Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği yere gidiyoruz. Çok önemli bir yer Ürdün'de. Yollardan orayı bulmaya çalışacağız. Ürdün, Haşimi Krallığın resmi ismi. Dini İslam. 10 milyonluk bir nüfusu var arkadaşlar. Bunların 2 milyonu Filistin ve Suriyelilere ait. Aylık olarak 400 ila 600 dolar arasında askeri ücret kazançları var burada. Ama iş mesleğe göre 4000 dolara kadar da kazanma ihtimalleri oluyormuş. Ben Ürdün'le ilgili buraya ön yargılı gelmiştim. Ama Ürdün gerçekten beni şaşırttı. Çünkü çok nazik ve kibarlar. Orta Doğu ülkesine nazaran ben Mısır'a da gittim çünkü. Burada hiçbir şekilde ısrarcı değiller. Nazik ve kibarlar. İlk günümün sonunda bahsediyorum bunu size. Çok güzel ve çok keyifli bir gezi devam ediyor açıkçası benim için. Bir de Ürdün'ün şöyle bir durumu var arkadaşlar. Bunu bir yerde okumuştum. Buna bağlayacağım burayı ben. Ürdün'ün 2010 verilerine göre eğitim ve okuma yazma %97,5 oranındaymış arkadaşlar. Orta Doğu ülkelerinde en çok internet kullanan ülke Ürdün'müş arkadaşlar. Hem de %75 oranıyla. Dolayısıyla bilinçlendirme burada çok fazla var. Şimdilik Ürdün'le ilgili bunları söylemek istiyorum size. Vaftizme geldim. Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği yer. Burası İsrail'e hem de sınır noktası. İçeride bunları görüyor olacağız. Amman'dan buraya özel aracınızla, kiraladığınız araçla 1 saatte gelebiliyorsunuz. Jordan Pass alabilirsiniz. Jordan Pass dediğinizde Ürdün'deki girebileceğiniz tüm müzeleri önceden parasını ödeyebiliyorsunuz. Eğer müze gezecekseniz, Jordan Pass almayacaksanız ve buraya kişisel olarak girecekseniz şu anda 12 dinarla buraya girebiliyorsunuz. Burada her yarım saatte bir akşam 5'e kadar turlar var ve bunlarla birlikte turla beraber içeriye girip geziyoruz. Hadi içeride görüşelim. Şimdi tur bizi geliyor, böyle alıyor, biniyoruz ve sanırım alana doğru ilerliyoruz. Şimdi burası başlangıç noktası arkadaşlar. Diğer merkezden bizi arabayla alıp buraya getirdiler. Bu şekilde turumuza başladık. Hemen detaylı anlatacağım size. Şimdi Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği alan burası arkadaşlar. Bu bilgiye nasıl varılıyor? Hemen onu anlatmaya çalışacağım. Bir, İncil'de burası geçiyor çünkü vaftiz işareti var. İki, John the Baptist burada yaşamış. Üçüncü olarak da arkeolojik kazılarda burası vaftizin yapıldığını gösteren bölge olarak bilinmiş. Eskiden Ürdün'de buradan gürül gürül akıyormuş, kurumuş. Ama şimdi sadece doğal olarak 2 metrelik
Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği bu alandaki su var. Alttan ara ara tabii ki su çıkıyor anladığım kadarıyla. Bu bölgede bu şekilde Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği bölge. Biraz daha ileriye gideceğiz. Anladığım kadarıyla İsrail sınırını da biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Arkamda da bir kilise var. Şimdi grup ile o kiliseye gidiyoruz. Burası da John the Baptist Kilisesi. Çok eski bir kilise ama çok iyi korunmuş. Baptist alanına geçmeden önce bu kiliseye uğrar ve öyle geçerler. Kiliseden çıktık, hemen nehire geldik. Burada hem iyi, hem güzel, hem tuhaf, hem değişik şeyler var. Karşımda gördüğünüz yer tamamen İsrail ve sınır var. Oraya asla geçemiyorsunuz. Bu benim olduğum yerde, Ürdün'de. Zaten bayrağını şöyle çekersem Mehmet, onun bayrağı burada. İsrail'in bayrağı da burada. Asıl İsa'nın vaftiz edildiği yerdeki nehir kuruduğu için genellikle şu anda da eğer vaftiz yapılacaksa bu nehir kullanılıyormuş arkadaşlar. Her ülkenin de tam sınırı ve ortasından geçen nehir. Vaftiz alanından da çıktım arkadaşlar. İmkanı olan varsa buraya gelsin. Burası 2015 yılında da UNESCO Kültürel Miraslar Listesi'ne de girmiş bir yer arkadaşlar. Tarihinde araştırırsınız, bakarsınız. Güzel. İçerisinde çok böyle huzur verici, güzel bir yer. Ben görmek istedim. Şimdi ikinci lokasyonumuz Lut Gölü'ne gidiyoruz. Lut Gölü'nde bizi neler bekliyor bakacağız. Arkadaşlar dünyanın en alçak noktasındayım şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz yer Lut Gölü ve yukarıda görmüş olduğunuz yerlerde Nebo Dağı'nın bir parçası aslında. Şimdi Lut Gölü'nü aşağı doğru güzel denize girebileceğimiz bir yer varsa orayı göstermeye çalışacağım size. Dünyanın en alçak noktasına gelmek de gerçekten ne bileyim çok değişik. Ölü denize girebileceğimiz yere geldim hemen aşağıda. Arkadaşlar burası ücretsiz bir yer. Vadi Mujib'in hemen 2 kilometre yanında adı olmayan ama ücretsiz girebileceğiniz bir yer. Çünkü burası çok pahalı bu noktada. Biz bunu keşfettik, bunu bulduk ve bütün turistler de buraya geliyor. Şimdi aşağı inip Ölü Deniz'de denize girmeyi deneyeceğiz ve sizle paylaşacağım. Hadi gidelim. Ve Lut Gölü'ndeyim arkadaşlar. Dünyanın en alçak noktasındayım şu anda. Bu gördüğünüz deniz normal denizlerden 10 kat daha tuzlu arkadaşlar. Hiçbir canlı yaşamıyor denizin içerisinde ve isteseniz de bu denizin dibine batamıyorsunuz. Şimdi burada belki internete bakmışsınızdır. Kitap okuyanlar, denizin üstünde yatanlar, dinlenenler falan var. Biz de denize girmeye çalışacağız. Sakın ama sakın kafanıza denizin dibine sokmayın diyorlar. Çünkü tuz gereksiz yere tabii ki yoracak kafamızı da. Yere bakmanızı istiyorum. Tuzlara bakar mısınız? O kadar tuzlu ki düşünün. Bir dünya tuz parçaları var burada ve kaya haline gelmiş. Yukarıda da aynı şekilde. Gerçekten çok sevdik çünkü bu beyaz tuz resiflerini başka bir yerde görmek mümkün değil. Araştırdım, buldum sizin için ve o yüzden buraya gelmek istedim. Hadi şimdi denize girmeyi deneyelim. Nasıl hissediyorsun? Değişik yani. Dünyanın en alçak noktasında dağ etekleri, denizin üstünde duruyorum falan. Tuhaf böyle yani. Bir de bize bakıyorum dedim. Ne olsun?
Ama çok dalgalı. Evet, Lut Gölü'nde bitirmiş oldum. Acayip güzel bir deneyimdi. Biliyorsunuz ki Lut kavmini söylememe gerek yok. Araştırırsınız. Buranın lanetlendiğini biliyoruz o bölgede. Ve her yer yerle bir olmuş. Ama tabii dünya üzerinde dünyanın en alçak noktası olan bu bölgeyi de görmemek olmazdı. O yüzden hemen sizle de paylaşmak istedim. Gerçekten müthiş bir deneyimdi. Şimdiki lokasyonum Petra'ya gidiyorum arkadaşlar. Petra'da görüşmek üzere. Bir dinar yani 21 TL. Aşağıda da duş aldık. Buradaki kovayla falan almayalım diye, uğraşmayalım diye. Çocuğa da 3 dinar bahşiş verdik. Yani günümüzün toplamı 4 dinara mal oldu. Çok dağınım, çok uykusuzum, yollar perperişan, kaç saattir yoldayız yani. Dilim kekeliyor. Eğer bu videoyu bir beğenmeyin, bir like atmayın. Ya şu anda Petra'ya gitmemize yaklaşık kaç kilometre var? Bir 100 kilometre daha var. Lut Gölü ile Petra arası aracınızla 4 saat sürüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle manzarada şimdi yola devam ediyoruz. Rüzgarın, çölün havasından bütün ağaçlar yana yatmış. Gördün mü bak hepsi. Ve öyle büyümeye devam etmiş büyük bir ihtimalle. Çok zor bir yolculuk geçirdim. Acayip böyle virajlı falan, böyle burayı bulmak çok zordu. Şimdi Petra'ya geldim. Petra'nın girişi burası. Petra Müze de hemen şu yanında bir müzesi de var. Petra saat 6'ya kadar açık. Şimdi içeri girdikten sonra kısa kısa bilgileri sizinle paylaşacağım ve artık Petra Antik Kent'e giriş sağlayalım. Girişte böyle dinlenme, gölgelikli dinlenme alanlarınız var. Ardından da burada bir dünya hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var arkadaşlar. Bizim Jordan Pass'imiz olduğu için ticket almayacağız. Hemen söyleyelim, buradan gireceğiz. Sonunda girdik arkadaşlar. Bu yol yürüme yolu. 1 kilometre kadar bu yol yürünüyor. Bu yol yüründükten sonra hazine binasına geliyorsunuz. Turumuza yürümekle başlıyoruz. Genellikle bu yola The Sig diyorlar. Bilgiler vereyim size arkadaşlar. Burası 2200 yıl öncesine ait bir oluşum. Nebatiler döneminden kalma bir yer burası. Nebatiler döneminde burayı kayalar içerisinde oyarak inşa etmişler ve burada yaşamışlar. Buranın en önemli işlemi ise ticaret yolu geçişi olduğu için yıllardır baharat üzerinden para kazanmışlar. Tabii bir dönem burada Romalılarda hüküm sürdüğü için Romalıların da çok etkisi var burada. Ama Nebatiler ve Romalıların bütünleşerek yaptığı bir çalışmayı ve oluşumu sizlere göstermeye çalışacağım. Neden bu beraber diyorum? Biraz sonra onları size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bakar mısınız şu oluşuma? Hazine binasına giden Sig yolundan dümdüz beraber ilerliyoruz. Şimdi birinci söyleyeceğim şey, Nebatilerin bu su kanalını yapmış olmaları. Burada su bulmak çok zor, biliyorsunuz. Orta Doğu ülkesi yağan yağmurları bu su kanallarına gelmesini sağlayarak gideceği yerlere kadar pay etmişler. Bunları Nebatiler bulmuş arkadaşlar. Nebatilerden sonra tabii Romalılar bunu kullanmışlar. Romalıların da bu konuda artısı olmuş tabii ki, eğer bu kanalları kullandıkları için. O aralarındaki uyum, bahsettiğim uyum bunlardan bir tanesi. 80 metre ile 190 metre uzunluğundaki kayalıkları düşünün. Yani o kadar yükseklikteki kayalıklar var burada. Burası gerçekten anlatmakla bitmez arkadaşlar.
kayaların içerisine oyulmuş bir şehirden bahsediyorum size. Şimdi normal yollar görüyoruz. Burada da Romalılardan kalma yol, yani taşları görüyorsunuz. Her dönem hangi hüküm sürmüşse ondan kalıntıları yavaş yavaş bulabiliyoruz açıkçası. Say hi İbrahim. Hi. İbrahim burada bizi en güzel resim çekilecek noktaya götürecek. Ben de gömleğimi giydim tabii ki. Burada hediyelik eşya alabileceğiniz bir dünya yer var. Burayı da değerlendirebilirsiniz. Biz şimdi kayaların üstüne doğru çıkıp resim çekilmeye gidiyoruz efendim. Dangerous İbrahim. Şu anda en tepeye çıkmaya çalışıyoruz ki çok az vaktimiz kaldı. Şurada en tepede olacağız. Gerçekten çok yorucu. Nefesim şu anda boğazımda atıyor. Ter içerisindeyim. Gelirken spor ayakkabı, bolca su, acıkırsanız diye yemek. Sakın ama sakın bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Birkaç da kombin getirin yanınızda, belki resim çekilirsiniz. İbrahim! Ne yapıyorsun İbrahim? Mehmet gel biraz da sen bahset. Çok yoruldum. Acık sen anlat Petra'yı ne olur. Petra çok güzel bir yer. Zaten doğal oluşumlar çok fazla. Renklere baktığınızda çok fazla renk var burada. Bu taşların içerisindeki kimyasallardan dolayı şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Çok yükseğe çıktığımız için oksijen fazla. Benim kafa çok çalışıyor herhalde. Devam edin. Gerçekten nefes nefese yaşıyorsun bu anları. Ama çok güzel. Gerçekten influencer ve influencer adaylarının resim çektirme yerlerine gidiyoruz. Buraya gelip de onlar buralara uğramadan dönmüyormuş. Biz de olur da buraya yolu düşenler için oraya doğru gidiyoruz. Yalnız bu kızıl ve sarımsı taşlar harika. Yani muhteşem. Şimdi bir yere geldik. Mükemmel görünüyor. Cuma mübarek. Of of İbrahim. Ve en üstten görüyorsunuz arkadaşlar. From Turkey. Yeah. Nice to meet you. Şimdi arkadaşlar en üst tepeye geldik. Petra'nın içerisindeyiz. Güzel bir mekanda çay ikram ettiler bize. Onu yudumlarken kısa bir Petra ile alakalı bilgi vereceğim size. Biliyorsunuz ki Petra Nebatiler döneminden kalma bir yer. Onların burası başkentiydi. Tabii ki 2. ve 4. yüzyıllar içerisinde en şaşalı dönemlerini yaşamışlar arkadaşlar. En büyük para kaynağı onların ticaret yaptıkları baharatmış. Baharattan çok ciddi para kazanmışlar. Sonrasında tabii ki deprem olmuş. Tabii o dönemden deprem olduktan sonra burayı Bedeviler kalmış ve Bedeviler yaşamış deprem olduktan sonra. Ve Bedeviler bir süre burada yaşam sürerken buraya gelen bir turist Bedevilerden burada bir Petra şehrinin, Petra antik kentinin olduğunu duymuşlar. Kendisinin keşifleriyle birlikte tekrar Petra antik kent ortaya çıkmış. Diğer adıyla da kayıp şehir olarak adlandırılıyor zaten. Dolayısıyla baktığınızda bu hazine dairesini buradaki kralların mezarlarıymış. Krallar burada defnediliyormuş. Daha önce buraya giriş yapılıyormuş ama şimdi giriş yok. Hazineler olduğunu düşünüldüğü için içeriye girişler engellenmiş. En önemli nokta şu, binanın yıkılmasını engellemek için ortada gördüğünüz üçgen bir şekil var. Bu üçgen şekil binayı dimdik ayakta tutmak için tasarlanmış bir şey. Vaktiniz ve şansınız varsa lütfen Ürdün'e gelin, dünyanın 7. harikası olan Petra Antik Şehri görün lütfen. Bağlasan durmaz, göndersen gitmez. Laftan anlamaz, sözümü dinlemez. Başına buyruk, duyguları savruk. Beni
bana kırdıran bu gönül canıma düşman. Yanarak mum gibi eridiğini, sen aşıksın o kör hevesin kalıcı misafiri. Dayan yüreğim, dayan, dayan, yarına inan. Gün gelir acılar ezberlenir, iyileşir zamanla yaran. Thank you. Nice. Burada çayımızı içtik, güzelce ne oturduk. Bedeviler hala burada yaşıyor arkadaşlar. Çaylarını burada yapıyorlar. İşte burada yiyeceklerini yiyorlar ve burada yaşıyorlar. Tam karşısında. Tekrar bu da İbrahim. Biz burada oturup bir şeyler içeceğiz. Burada da akşam oldu aslında. Günü de kapatmak istiyorum. Petra'yı görebildiğim kadar gezdirmeye çalışıyorum size açıkçası. Diğer lokasyonda görüşmek üzere. Şimdi günü kapatmadan önce bu gece de tabii burada kalmamız gerekiyor. Otelimin adı Nomad Hotel. Petra'da burası. Şöyle adını göstereyim size. Şimdi içeriye girelim. Bir içeriye bakalım nasıl bir yermiş. Şöyle bir girişte karşılıyorlar. Hi. Hi. Şöyle burada bir lobisi var. Bir kat yukarıda odamız. Hemen odaya giriyorum. Sizinle birlikte göreceğim ben de odayı. Evet, şöyle kamerayı öne çevireyim. Şimdi odaya giriyorum. Wow, oda güzel. Şöyle bir yatağı var, çift kişilik. Şuradan da göstereyim size. Televizyonu ve içeceğiniz var. Peki manzara nereye bakıyor? Wow, Petra'nın gece görünümü. Harika bir yer. Şimdi bir şeyler yemeye gidelim, hadi. Şimdi oturduk bir yere arkadaşlar. Adı Abu Elias. Petra'ya geldiğinizde en güzel yemeği burada yiyebilir misiniz? Onun bilgisini de aldık. Yediklerimizi hemen göstereceğim size. Fiyatlarını da söyleyeceğim. İsmini de bırakıyorum. Gelmek isteyenler için burası çok ideal bir yer. Hemen başlamadan önce de çayla başladık. Bize çay ikram ettiler. Biraz şekerli ama güzel. Yemekte görüşürüz. Yemeklerimiz geldi. Böyle bir meze tabağı söyledik. Gelen turistler genellikle bu meze tabağını söylüyor. Çünkü her çeşit var ve tatmak istiyorlar. Bir tane kebap söyledik. Tavuk kebap. O da çok güzele benziyor. Ekmekleri ve sosları var. Çok göz doldurucu. Sizin de tatmanızı isterim açıkçası buraya geldiğinizde. Şimdi bize afiyet olsun. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi bir kafeteryaya gideceğiz. Mehmet size bu ana kadar özetleyecek neler yaptığımızı, ne ettiğimizi. Evet Mehmet, anlat ya. Vallahi bugün çok erken kalktık. O yüzden sanki 2 gün yaşamış olduk. Sabahtan ta Amman'dan yola çıktık. Amman'dan sonra Ölüdeniz'e gittik. Ölüdeniz zaten bayağı yorucuydu. Sonrasında buraya gelmek için bayağı bir yol attık. Yollar mesela nasıldı? Yollar çok ıssızdı. Her yer çöl. Tamam. Yani sürekli kumlar uçuşuyor. Sürekli bir kum fırtınası var. Böyle filmlerde izlediğimiz şey burada gerçek. Yani direkt kum fırtınası oluyor. Hı hı. Ve zorlu böyle bildiğiniz hayvanlar sürekli çıkıyor. Deve çıkabilir tabelaları her yerde. Petra'da çok yorucuydu. Biz çocuk bizi Spider-Man gibi tırmandırdı ama 5 yıldır spor yapmadığımız için yani böyle nefes nefese kaldık. Ölümden bir adım uzaktaydık. Ama ya, güzel geçti. İnsanoğlu bu dünyaya geliyorsa görmemesi gereken bir yer değil, değil mi? Kesinlikle görmesi gereken, yapması gereken şeyler. Yani o Petra'nın içinde yürümek, o taşların böyle renklerini görmek, o yapıların, oluşumların, elle kazımışlar her şeyi. Nasıl diye düşünmek bile hani bütün bu yorgunluğa değmiş oluyor. Arkadaşlar editlerinden tutun, bütün ana görsellerden, hikayelerden her şeyi size izlenebilir duruma getiren Mehmet bu arada kameranın arka kısmında. Şimdi ön kısmında ilk kez konuşuyor sizle. Evet. Mehmet'e de teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi bir kafeye geldik. Petra 60 Kafe. Burada çok güzel nargile varmış. Bir de nargile içeceğiz. Yine size akşam bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, ikinci günün de sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Otelin lobisinden size bir kapanış çekmek istedim. Çünkü çok sevdim oteli. Eğer yolu buraya düşen arkadaşlar olursa buraya gelmelerini gerçekten çok istiyorum. Videoyu beğenmenizi, like atmanızı, yorum yapmanızı çok arzu ediyorum. Bu sayede bana en büyük desteği vermiş olacaksınız. Şimdi yarından itibaren 3. bölümü çekmeye başlıyorum. Şimdilik iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.